Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Mendeley aracından bahsedeceğim. Özellikle akademik alanda oldukça faydalı olan bu aracın kurulması, kullanılması ve Microsoft Office Word'e entegre edilmesinden bahsedeceğim. Mendeley bir referans kontrol aracıdır. Literatür taraması incelendiğinde makaleleri organize etmenize yardımcı olur. Ücretsiz bir uygulamadır. Birden çok bilgisayarda senkronize olarak lokal yerden bağımsız çalışmanızı sağlar. Önce Google'a Mendeley yazıp arattığımızda karşımıza çıkan Mendeley.com sitesine giriyoruz. Açılan sayfada sağ üstte Download butonu var. Buna tıklıyoruz. Açılan sayfada Windows için kur butonuna basıyoruz. Dosyanın inmesini bekliyoruz. Evet, dosya indi. Şimdi kuruluma geçebiliriz. Bu ekranda hangi kullanıcı için kuracağımızı seçiyoruz. İlerle dedikten sonra varsayılan konumu kurulum başlayacaktır. Bitir tuşuna bastığımızda Mendeley uygulaması açılıyor. İlk açıldığında giriş ekranı gelir. Eğer daha önce oluşturduğunuz bir kullanıcı profili varsa giriş yaparak senkronizasyonu başlatabilirsiniz. İlk defa giriyorsanız kayıt olup giriş yapmanız gerekecek. Birkaç adımda kayıt olunabiliyor. Giriş yaptıktan sonra evet Mendeley uygulaması açılacak. Sağ üstte giriş yaptığınız görünür. Ortada eklediğiniz kaynaklar bulunmaktadır. Sol tarafta da kategorizasyon işlemleri yapabilirsiniz. Konu bazlı referansları ayırabilirsiniz. Mesela ilk makaleyi eklemek için Google Scholar sitesine gidelim. Örneğin buradan bir arama kriteri girdim. Karşıma çıkan makalelerden bir tanesini rastgele seçiyorum. Adım adım yani başlık, yazar, tarih, dergi adı gibi bilgileri kendiniz elle girerek de Mendeley'e referans ekleyebilirsiniz. Ama benim daha sık kullandığım ve çok kolaylık sağlayan makalenin DOI numarasını bulup ki bu genelde sayfanın en başında olmaktadır. Mesela burada sayfanın en sonunda DOI numarası. Bu DOI numarası makalenin kimlik numarası gibi düşünülebilir. Makaleye özgüdür. Evet, buradaki DOI numarasını kopyalayalım. Buradan manuel olarak kayıt ekle diyelim. Birçok detayın bulunduğu bir sayfa açılıyor ama biz burada sadece DOI numarasını yazıp getir diyeceğiz. Görüldüğü üzere bütün bilgiler geldi. Ekle diyebiliriz. Ana kısma bu makale eklenmiş oldu. Bir de bu makalenin isterseniz tam metnini PDF olarak indirelim. Makaleleri eklerken dilerseniz PDF dosyalarını da yanında ekleyebilirsiniz. Bunun şöyle bir faydası oluyor. Alanınız ile ilgili bir cümle kalıbı arattığınızda çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Daha önce eklenmiş herhangi bir makalenin üzerine tıkladığınızda sağ tarafta detayı gösteren bir pencere açılacaktır. Burada demin indirdiğimiz tam metin dosyasını yüklüyoruz. Bir makale daha ekleyelim. Yine rastgele bir tane seçiyorum. Hemen DOI karşıma geldi. Aynı yöntemle ekliyoruz. Evet, kategori oluşturmak için sol tarafta Collections adı altına tıklayarak kategori ismini giriyoruz. Bu şekilde makaleleri gruplayabilir, farklı araştırmacılarla yaptığımız makaleleri ayrı bir grupta toplayabiliriz. Makaleyi yeni oluşturduğum kategori eklemek için gördüğünüz gibi sürükle bırak yapıyorum. Tabii Mendeley'in en önemli kısmı Microsoft Word eklentisi. Yukarıdaki menüden tıklayarak direkt indirme yapabiliriz. Microsoft hesabı olması gerekiyor tabi. İndirip kurulumu tamamladık. İndirme aşamasında Word'un kapalı olmasına fayda var. Şimdi bir Word dosyası üzerinde nasıl referans ekleneceğini göstereyim. Bunun için bir paragraf görünümü olsun diye Lorem sitesinden paragraf kopyalıyorum. Referans eklemek için yukarıdan başvurular kısmına geliyoruz. Burada Mendeley logosu göreceksiniz. Buna tıkladığınızda sağ tarafta sizin Mendeley'de kayıtlı bütün kaynaklar gelecektir. Arama yaparak ilgili makaleyi bulup seçip ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi ilgili yere referansı ekledi.
Aşağıya da başka bir tane ekleyelim. Evet, eklendi. Şimdi de referans listesini ekleyeceğiz. Sağ taraftan mor kısmına tıklıyoruz ve Insert Bibliography'ye basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi liste geldi. Dilerseniz iki yana yasla gibi format değişiklikleri yapabilirsiniz. Her dergi aynı referans formatını kullanmaz. Referans formatını Mendeley'den bu şekilde seçerek tüm dokümanda değişmesini sağlayabilirsiniz. Genelde popüler olanlar Mendeley'de yüklü ama yoksa indirip kullanmak gerekecektir. Mesela diyelim ki Mendeley'de olmayan yeni bir referans ekleyeceğiz. Yine Mendeley'e geçip DOI numarasını kopyalayıp referansı ekledikten sonra evet. Microsoft Word'de görünebilmesi için Mendeley sekmesini kapatıp açmak gerekebilir. Bu yenisi şimdi görünmeye başladı. Seçip ilgili yere ekleyelim. Numaraların otomatik güncellendiğini görüyorsunuz. Mendeley'de arama nasıl yapılıyor? Sağ üstte search kısmına tıklayıp herhangi bir filtre ile arama yapabiliriz. Makale adı, yazar adı, dergi adı veya PDF ekliyse PDF'de geçebilecek herhangi bir kelime olabilir. Evet, başka bir videoda görüşmek dileğiyle.